Volkan Soy'la Yüz Yüze'den iyi akşamlar. Yeni yayın dönemimizin, yeni günümüzde, yeni programımızın konu Türkiye'nin en genç ilinin, Türkiye'nin en genç il başkanı, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Sayın Bahattin Yıldız. Başkanım hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyi görünüyorsunuz her zamanki gibi. Teşekkür ederim. Başkanım süremiz kısıtlı olduğundan dolayı hemen konulara girmek istiyorum. Çünkü sizi ekranları karşısında sabırsızlıkla bekleyen insanlar var. Ondan dolayı AK Parti'de 2015 yılından bu yana çeşitli görevler aldıktan sonra 3 yıl boyunca teşkilat başkanlığını yaptınız. Ondan sonra Zeynel Başkan'ın istifasıyla il başkanlığına vekaleten, daha sonra da genel merkez tarafına asaleten atandınız. Başkanım, ilk merak ettiğim şey, bu genç yaşta bu kadar ağır bir yük. Yani buradaki ilk atandığınız zaman, ilk o kararı duyduğunuz zamanki duygularınızı merak ediyorum. Öncelikle bizleri, ekranları başında izleyen tüm hemşehrilerime saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Sizlere de yeni yayın döneminizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkür bahsettiğiniz üzere Türkiye'nin en genç ilinin ilindeyiz. 19.4 yaş ortalamasıyla gençliğe ev sahipliği yapan bir şehiriz. Burada tabii 2015 yılından bu yanadır teşkilatta çeşitli görevlerde bulundum. İl Teşkilat Başkanlığı görevini sürdürüyordum. Çok kıymetli il başkanımız, önceki dönem il başkanımız milletvekili aday adaylığı için istifa edip görevden ayrılınca genel merkezimizin takdiri ve tensipleriyle vekaleten süreci ben yönettim, ben yürüttüm. Evet. Tabii ilk başladığım zamanlarda her zaman ilkleri yaşadım. Ana kademe bazında Türkiye'de en genç il teşkilat başkanıydım. Maşallah başkanım. O dönemde genel merkezi toplantıya da gittiğimde hepsinin yaş ortalaması çok yükseklerdeydi. Ana kademe bazında da yine o dönemde en genç il teşkilat başkanı bendim. Allah'a şükürler olsun, bizlere güvenen büyüklerimizi mahcup etmedik. Evet. Her zaman çalışmayı şiar edindik. Gece gündüz demeden, hiçbir beklenti içerisinde olmadan her türlü fedakarlığı göstererek bu zamana kadar görevimizi en iyi şekilde yerine getirmenin çabası içerisinde olduk. Tabii 24 Haziran seçim sürecine gittiğimiz o dönemde genel merkezimizin takdirlerinin neticesinde seçim sürecini yönetmeye, yeni başkan atanana kadar vekaleten süreci yürütmem görevi bana tevdi edilmişti. 24 Haziran seçim sürecinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye genelinde o süreçte 16 il vekalet ile yönetiliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla vekaleten hiçbir yer kalmasın, tüm başkanların asaletleri verilsin diye, çalışma yapılsın diye evet. Bir talimat olmuştu teşkilat başkanlığımıza. 18 Ağustos Büyük Kongre'den önce bu işlemler bitti. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve olurlarıyla 24 Temmuz günü asaletimizi aldık. Asaleti aldıktan sonraki duygularımızda daha da yükümüzün ağırlaştığını farkına vardık. Zaten ağır bir yükün altındaydık. Sorumluluk bilinci daha da arttı. Bugüne kadar her zaman ekibimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürdük. Çok tecrübeli isimlerle birlikteyiz. Yönetim kurulumuzda birbirinden değerli arkadaşlarımız mevcut. Onların da destekleriyle güzel bir koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Allah'ın izniyle bu yükü, emaneti layık olduğu şekilde götürmeye çalışacağız. İnşallah, inşallah başkanım. Ama o ilk haberdeki heyecanınızı hala çok merak ediyorum başkanım. Yani nasıl bir duyguydu o? Nasıl bir cesaret işidir bu? Yani bu yaşta maşallah Allah size... Teşekkür inşallah. Ediyorum. Şöyle ifade edeyim. Takdir edersiniz ki partimizde son dönemde artık böyle gençleşme politikası hayata geçiyor. Evet. Yani bunu her yönüyle görebilirsiniz. 16 Nisan referandumunda 18 yaşında seçme ve seçilme hakkı tanındı.
partimizin her kademesinde en son 24 Haziran seçiminde 18 yaşında arkadaşlarımız milletvekili listelerimizde yer aldılar. Partimizin MKYK'sında ana omurgasını oluşturan yönetim kurulunda aynı şekilde genç arkadaşlarımız yer aldılar. Hükümetlerimizde bakanlarımız genç profiller öne çıkmaya başladı. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere siyasete yer vermek ustalığın şiarındandır sözünü destekleyen nitelikte. Yani söylediği sözü de uygulamaya hayata koyduğunu görüyoruz. Gösteriyor burada. Gençlere olan güvenini gösteriyor. Bizler 2023, 2053, 2071 hedeflerine bu mihvalde ilerleyeceğiz Allah'ın izniyle. Bu açıdan evet. Bu politikaların doğru olduğu kanaatindeyiz. Ki Urfa gibi genç nüfusun yoğunlukta olduğu bir yer için de bize güvenen herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel bir çalışma neticesinde başarıya ulaşacağız. İnşallah, inşallah başkan. Zaten bu şu gençleşmeyi evet. Biz sizinle gördük. Yani tabii mutlaka önceden Sayın Cumhurbaşkanımız bunun çalışmalarını ve hazırlıklarını yapmıştır ama sizin genç bir başkanın başa gelmesiyle sanki Şanlıurfa AK kadrosu anında bir gençleşti gibi bir görüntü oldu. Bu da zaten sizin çalışmalarınız sonucu, sizin destekleriniz sonucu da mutlaka bir araya geldi. Bu gençlik demişken başkanım, yeni AK Parti il başkanlığına atandıktan sonra siz yürütme kurulunu kurdunuz, yeni ekibinizi kurdunuz, sizin gibi genç arkadaşlardan kurdunuz. Bu konudaki çalışmalar nasıl gidiyor? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Çünkü insanlar açılışta da dediğim gibi sizi sabırsızlıkla bekliyorlar ki bu çalışmaları, çünkü siz de hoş görürsünüz ki biz sizlerle devamlı içli dışlıyız. Neler yaptığınızı biliyoruz, neler ettiğinizi biliyoruz ama bizim vatandaşlarımız ancak medya kanalıyla veya sosyal medya kanalıyla sizlerin yaptıklarını biliyorlar. O yüzden bu konudaki çalışmalarınızı da bize anlatırsanız. Tabii. Şimdi görevi aldıktan sonra ben aynı kadroyla, aynı ekibimizle yola devam etme kararı aldık. 16 ilden 9'unda değişim yaşandı. 7 vekaletten yönetilen il başkanımıza asaletleri verildi. Bunlardan biri de bendim. Tabii bir değişim her zaman kaçınılmazdır. Biz de ufak çapta bir revizyon diyelim, görev değişikliği yürütme kurulunda bir kısım değişiklikte bulundum. Burada birbirinden değerli arkadaşlarımız vardı. 24 Haziran seçim sürecinde herkes elinden geleni fazlasıyla yaptı. Herkes sahadaydı. Ramazan ayı olması sebebiyle, sıcakların olması sebebiyle de o zorlu şartlarda bile herkes gece gündüz çalıştı. Biz de önümüzde tekrar bir seçim bekliyor bizleri. Buna odaklanarak yürütmeyi bu mihvalde oluşturmuş oldum ki önümüzdeki süreç bayağı bizi koşuşturmaya, çalışmaya sevk edecek. Yeni seçilen arkadaşlarımıza da, daha önce de görev almıştım arkadaşlarıma, ben gönülden teşekkür ediyorum. Sonuçta hepimiz AK Parti'nin çatısı altında hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Ünvanların hiçbir değeri yok. Herkes bu partinin üyesi ise, partimizin içerisinde ise bir başkan, bir başkan yardımcısı gibi çalışmalarına bu mihvalde devam edecektir. Bizler bir seçimden çıktık mı diğer seçime yarın seçim olacakmış gibi hazırlanan teşkilatlarız. AK teşkilatlar her zaman hazır. Seçim süreci bitti diye bizler durmadık. 24 Haziran seçim sürecini masaya yatırdık. Daha önceki seçimlerle karşılaştırmalarını yaptık. Seçim İşleri Başkanlığımızla birlikte bunların analizlerini çıkardık. Yerel seçime hazırlanma noktasında hazırlıklar devam ediyor. Şu anda tekrar bizim daha önce 24 Haziran süreci olmadan biz SKM'lerimizi kurmuştuk. Yine aynı şekilde son günlere bırakmadan bizler şu an bile SKM'lerimizi tüm ilçelerimizde hazır hale getirmiş olacağız. Yani teşkilatlanma konusunda biz her an her zaman seçim olacakmış gibi hazırlıklıyız. Yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımız her zaman için şu düşüncede olmuşlardır. Kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, meclis üyelerimize, mahalle temsilcilerimize partimizi nasıl daha da ileriye taşırızın düşüncesi içerisindedirler. Evet. Hiçbir beklenti içerisinde olmadan, hiçbir karşılık beklemeden bunlar yapılıyor. Zaten hep gönül işi. Evet. Hiç kimse burada herhangi bir ücret karşılığında çalışmıyor. Tamamen
bir sevda uğruna, millete hizmet yolunda bu hizmetler, bu çalışmalar yapılmakta. Yani bizler bunu yaparken bu mihvalde çalışmamızı sürdürüyoruz. Seçim bittikten sonra da bizler sahadan ayrılmadık. Her zaman vatandaşlarımızla iç içe olmaya çalıştık. Çarşı ziyaretlerimiz oldu. Esnaflarımızla bir arada olmaya çaba gösterdik. Aile ziyaretlerimizi sürdürdük. Yani durdurak yok. Sahadayız, koşmaya devam edeceğiz. Evet, zaten sizin de dediğiniz gibi başkanım, yani bu işler gönül işi. Evet. Burada herhangi bir maddi bir menfaat söz konusu olamaz. Ancak gönül işi olduğu için bu insanlar bu şekilde candan çalışıyorlar, başla çalışıyorlar. Bu özellikle genç arkadaşlarımız. Yani o konuda bir kere sizi tebrik ediyorum. Çünkü hani eskiden böyle şeyler insanlar açtı. Bu şekilde genç kadroları görmekten yoksundu. Fakat dedim ya, işte sizinle birlikte AK Parti Şanlıurfa İl Teşkilatı da komple gençleşti. Sizin evet. gibi yenilendi. İnşallah daha iyi şeyler de yapacağız birlikte sizin önderliğinizde. Ondan dolayı size tekrar teşekkür ediyorum bu kadroyu kurduğunuz için. Şimdi başkanım, göreve geldikten sonra mutlaka sizin kafanızda bir genç beyin olarak evet. Urfa için bazı projeleriniz, planlarınız veya master planlarınız vardır. Bunlar hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Tabii, şimdi biz göreve geldiğimizden bu yana bugüne kadar hükümetlerimiz döneminde Urfa'ya ne vaat edilmişse fazlasıyla yapıldı, yerine getirildi. Şanlıurfa her zaman AK Parti'mizin karesi olmuştur. Liderinin yanında dimdik durmuştur. Evet. Bundan sonra da liderinin yanında dimdik duracaktır. Hükümetimiz Şanlıurfa'yı ayrı bir önem vermekte, ayrı bir gözden izlemekte. Bugüne kadar yarım kalan projelerin tamamlanması hususunda, bitirilmesi gereken projelerin takibi hususunda enerjimizi sarf edeceğiz. Şehir hastanemizin tamamlanması, köprü kavşaklarımızın tamamlanması, ilimizin ihtiyaçları doğrultusunda ek hastanelerin açılması, ek yatak kapasitelerinin artırılması hususunda tespit edilen ve acil çözülmesi gereken hizmetler noktasında bizler bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız ve takibini de yapıyoruz. Evet. Takdir edersiniz ki şu anda bazı sıkıntılar mevcut. Bunların da en yakın zamanda hepsini aşacağız. Hiçbir projemiz yarım kalmayacak. Hepsi bu dönemlerde, 5 yıllık partimizin iktidarlığı döneminde tamamı yerine getirilecek. Yani bizler de iktidar partisinin temsilcileri olarak bunları halkımızın hizmetine sunmak adına ne gerekiyorsa yapacağız. Takibini izleyeceğiz, koşacağız. Nerede tıkanmışsa onun yolunu açacağız. Yani Urfa'ya ne hizmet geliyorsa, gelecekse bunun öncüsü ve takipçisi olacağız. Evet. Peki başkanım, biraz evvel söylediğiniz köprü, kavşak veya şehir hastanemizde buralardaki sıkıntılar ne aşamada? Yani çünkü birçok maalesef dedikodu diyelim, yani asları olmayan haberler çıkıyor. Evet. Yani bunu sizin birebir muhatabını yakalamışken buradaki sıkıntılar ne aşamada? Böyle bir sıkıntı var mı veya yoksa asparagas haberlerden öte şey değil hemen mi? Hemen söyleyeyim, özellikle şehir hastanesi konusunda evet. spekülasyonlar yapılmakta. Hastanenin projesi bölgenin ihtiyacına göre revize edildi. Evet. Yani siz de inşaat işiyle meşgul olan evet, biri olarak bilirsiniz ki bir inşaat biliyorum. Mühendisi olarak evet. en ufak bir binanın bile tadilat süresi tabii. ayları buluyor. Evet. Bunun tekrar kontrolü var, projenin çizimi var, tasdiği var, onaydan geçme süreci var. Yani proje, hazır olan proje iki defa hatta üç defa revize edildi. Yani bazı kısımlar eksik bırakılmıştı, onlar genişletildi. Bazı bölümler gereksiz yere fazlalıklar söz konusuydu, onlar kısıldı. Tamamen diğer projeler nasılsa diğer illerde uygulanan şehir hastanesi ve biz burada kendi ilimizin ihtiyaçları noktasında binaların tanziminin yapılmasını istedik. Evet. Yani bizim burada özellikle çocuk, kadın, doğum kısımlarındaki fazlalığımız diğer illere nazaran daha fazla. Evet. Bunlardan dolayı proje biraz gecikmeye sebebiyet verdi. Yer tahsisiyle ilgili herhangi bir
problem yok. Bir 30 dönümlük yerle ilgili sıkıntılar mevcuttu. O da Büyükşehir Belediye'miz tarafından çözüldü. Kendilerine yer tahsisi de yapıldı. Yüklenici firma da şantiyesini kurmuş durumda. Proje şu anda bakanlıkta son incelemeleri yapılıyor. En kısa zamanda onayı çıkar. Çıktıktan sonra da süratli bir şekilde 2021 sonuna doğru bitirilmesi hedefleniyor. Evet. Yani bu hükümetimizin, bu proje hükümetimiz döneminde sözü verildi. Bir yerine de getirilecek. Evet. Peki başkanım, köprülü kavşaklarımız nedir orada? Köprülü kavşaklarımızda çalışmalar sürüyor. Evet. Karayolları Bölge Müdürlüğü'yle de yaptığımız görüşmede herhangi bir aksaklığın olmadığını, çalışmaların son süreç devam ettiğini ifade ettiler. Bizler de bunun takibini sağlıyoruz. İnşallah en yakın zaman dilimi içerisinde bunların da tamamlanmasını hedefliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda bizim projelerimiz konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Bunları yakinen takip ediyoruz. Burada evet. Bizi izleyen tüm hemşerilerime şunu ifade etmek istiyorum. Rahat olsunlar. Başladığımız bir projenin sonuna kadar bitirilmesi noktasında takipçisiyiz ve takip ediyoruz yakından. Yani hiç kimse bir spekülasyona aldırmayıp yok çalışma başladı, bırakıldı, tamamlanmayacak uzun bir vadede, vaat edilen süre içerisinde bunlar tamamlanacak. Bilemediniz. Olağanüstü şartlar dışında sürelerde uzama olmasa bu projeler belirtilen süreler içerisinde yapılacak. Tabii. İşte başkanım, aslında maalesef ben devamlı söylüyorum. İyi işleri alkışlamak lazım. Yani evet. Bu gibi işleri alkışlamak lazım. Bu gibi işlerin önüne asparagas haberlerle, yalan yanlış haberlerle bunların önüne engel olmamak gerekiyor. Eğer varsa da bir sıkıntı, o sıkıntıyı nasıl çözeriz diye birlikte el ele davranmamız evet. gerekiyor. O yüzden bunu da sizden duymak bizim için mutluluk verecek. Çünkü ben bunu bizzat biliyorum, fakat izleyenlerimiz için bu soruyu özellikle sordum. Çünkü devamlı işte yok köprülü kavşaklar durmuş, yok şehir hastanesi durmuş veya büyük projeler durmuş anlamında ortada yalan yanlış haberler veya dedikodular dönüyor. Evet. Ondan dolayı ben bu soruyu size sordum. Teşekkür ederim. Daha da insanların kafasındaki o yanlış algıları arttırmayalım diye. Başkanım, 24 Haziran seçimlerine geleceğim. Onlarla ilgili çalışmalarınız, ben de yakından biliyorum, sürekli aralıksız devam ediyor. Bunlarla ilgili ne durumdayız, ne yapıyoruz? 24 Haziran seçim sürecinde mi? Evet. O süreci anlatayım ben. Şimdi yani az önce de ifade aynı. Yeni de 24 seçim daha var ya başkanım. 30 seçim evet. Nazara. Volkan Bey, takdir edersiniz, Urfa siyaset ile çok meşgul olan bir ilimiz. 24 Haziran seçim sürecini şöyle özetleyeceğim size. 305 aday adayımız vardı. 305 aday adayımızla ilgili temayül yoklamalarımız yapıldı. Tabii bunun öncesinde biz, programın başında da ifade ettim, SKM'mizi kurmuştuk. İl SKM ve 13 ilçe SKM'miz hazır vaziyetteydi. Evet. Daha sonra milletvekili aday adaylığı kabul komisyonunu kurduk. Bu komisyon gelen başvuruları topladı. İlimizde bu komisyonu kurmuştuk. Daha sonra yapılan başvuruları genel merkeze biz gönderdik. Toplam 305 aday adayımız sağ olsun partimize teveccüh gösterdiler. Ben bu medeni cesareti gösteren tüm aday adaylarımıza, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Daha sonra aday adaylarımız için bir temayül yoklaması yaptık. Temayül yoklamamız bir demokrasi şöleni içerisinde geçmişti. GAPTEM'de onu gerçekleştirmiştik evet. yoğun bir katılımla. Ondan sonra 21 Mayıs günü de listelerimiz açıklanmıştı. Listelerimiz açıklandıktan sonra Sayın Bakanımızın, o dönem Gıda Tarım Hayvancılık Bakanımız olan Sayın Ahmet Eşref Baba'nın başkanlığında milletvekili adaylarımızla toplantımızı gerçekleştirdik. Daha sonra kapalı spor salonunda aday tanıtımımız oldu. Ondan sonra da sahaya indik. 24 Haziran seçim sürecinde biliyorsunuz o dönem Ramazan ayına da denk geldi. Evet, çok zorlu bir süreçti. Evet, evet. En sıcak dönemin olduğu bir dönemdi. Hem siyaset açısından sıcak, hem iklim şartları dolayısıyla sıcak bir dönemdi. Tüm adaylarımız, tüm teşkilatlarımız, gerçekten ben bunu tüm içtenliğimle ifade ediyorum. Herkes canı gönülden çalıştı. Yani Ramazan'dır, ha biraz duralım, bırakalım, uyuyalım. Yok. Bizler sabah 6'ya kadar çalışıp 8.30'da tekrar mesaiye başlayan bir
sistemle çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Evet. Yani zorlu bir dönem oldu, zorlu bir süreç oldu. Buna karşın Allah'a şükürler olsun. Tüm halkımıza, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Yine AK Parti'mize, liderimize büyük bir teveccüh gösterdiler. Alnımızın akıyla 24 Haziran sürecinden büyük bir başarıyla çıktık. Yani süreç bayağı yorucu ve zorlu olmasına rağmen tüm teşkilatlarımız ve halkımızın da desteğiyle partimiz adına güzel bir seçim sonucunu yaşadık. Geçirdik seçim dönemi. Zaten başkanım o sahaya indik dediniz ya. Evet. Yani o asıl film orada başlıyordu. Yani o sahaya indikten sonra başladı. Çünkü evet. Biz saha çalışmalarımızı gördük. Özellikle ben dostum olan İbrahim Toru'yu gördüm. Evet. Yani şöyle söyleyeyim başkanım, Ramazan ayıydı zaten biliyorsunuz, zorlu bir süreçti. İbrahim Toru, yani ben ne zaman uyuyor diye merak ettim. Öyle söyleyeyim size. Bunu gerekli yerlerde de söyledim. Ama işte herkes el ele vererek, dediğiniz gibi Urfalılar da el ele vererek, adaylarımız, herkes el ele vererek bu süreci iyi bir şekilde, Urfa'ya yakışır bir şekilde atlattık. Dediğim gibi şimdi tüm adaylarımız, herkes sahadaydı, bölgesinde. Ayrılıyorsunuz sabaha karşı, 2 saat sonra tekrar bir aradasınız. İnsanlar tabii şaşırıyor, hayret ediyor. Nasıl, dinlenme yok mu, uyku yok, evet. Yemek yok. Yani o dönem her şeyden vazgeçiyorsunuz. Bir de başkanım, Ramazan ayı 60 derece sıcak. Yani orada uykusuz ve ben şunu gördüm, herkes de niyetliydi. Evet, aynı. Yani niyetli olmayan hiç kimseyi görmedim ben. Hani yok biz işte çalışıyoruz, oruç tutmayalım gibi bir düşünce de yoktu. Yani dediğiniz gibi Allah hepsinin emeğini de boşa çıkarmadı. Çok şükür, elhamdülillah. Ve bize yakışan bir seçimde atlattık bu şekilde. Ondan dolayı da yine sizlere, emeğinize de teşekkür ediyoruz. Başkanım, sizinle birlikte mesela önceki dönemlerde partiyle vekiller veya partiyle belediye başkanları arasında kopukluklar yaşanıyordu. Önceki dönemlerde bunları görüyorduk. Fakat sizinle birlikte ben gördüğüm ve bildiğim kadarıyla hemen hemen her ay milletvekilleriyle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, diğer başkanlarımızla rutin toplantılar yapıyorsunuz. Rutin planlar hazırlıyorsunuz. Bunlara değinmek istiyorum. Bu toplantılardaki amaçlara ulaşıldı mı? Bu toplantılardaki hedeflere ulaşıldı mı? Veya bu toplantılar nasıl gidiyor? Bunlar hakkında da bize birkaç cümleyle özetlerseniz. Şunu öncelikle ifade edeyim. Biz AK Parti olarak, AK Teşkilatlar olarak istişareye son derece önem veren bir partiyiz. Önceki dönemlerde de, önceki il başkanlarımız döneminde de rutin olarak teşkilatımızın uygulamış olduğu toplantılarda bir araya geliniyordu. Evet. Burada ifade ettiğiniz milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza her ay rutin toplantılarımız var. Hatta size şöyle özetleyeyim. Bizim mahalle başkanlarımız, her hafta yönetim kurulu toplantılarımız, bunun akabinde her ay ilçe başkanları toplantımız, her ay belediye başkanları toplantımız ve her ay milletvekilleriyle buluşma toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bunları yaparken bir araya geldiğimizde ilimiz ve ilçelerimizle ilgili problemlerimizi, sıkıntılarımızı istişare ederek çözüm noktasına erdirmeyi hedefliyoruz. İlçe başkanlarımız ilçelerinde meydana gelen problemleri bizlere o toplantılarda iletiyorlar. Belediye başkanlarımızla yaptığımız toplantılarda da birlik, beraberlik ve koordinasyonun sağlanması amacıyla belediyeler arasında halkımızın refah seviyesinin ve yaşam kalitesinin artırılması noktasında gerçekleştirilecek olan projelerin ne aşamada olduğunu, neler yapıldığını, neler yapılacağını, nelerin eksik olduğunu ve nelerin bir dahaki ay ve önümüzdeki aylar içerisinde planlandığını istişare ettiğimiz toplantılar bunlar. Yani bu bakımdan son derece önem arz eden toplantılar. Daha sonra geliyoruz aylık milletvekillerimiz ile toplantıya. Burada da takdir edersiniz ki Urfa 2 milyonluk şehir. Yerelde çözülemeyen konular ulusalda, Ankara'da, bakanlıklar düzeyinde çözülme kavuşmayı bekleyen hususlar var. Evet.
Bunlar da sağ olsunlar vekillerimizle yaptığımız istişareler neticesinde vekillerimiz aracılığıyla çözüm noktasına erdirmeyi hedefliyoruz. Tabi buradaki gaye yine tek hedef Şanlıurfa için, ilimiz için. Evet. Hizmetlerin daha rahat, kesintisiz, sorunsuz bir şekilde getirilmesi noktasında bu toplantılarımızın amacı. Esas amacımız bu. Yoksa her ay toplanın bir çay için bir yemek yiyin dağılın değil. Evet. Burada elde edilen, meydana gelen vatandaşlarımızdan, halkımızdan, teşkilatlarımızdan ortaya çıkardığımız sorunların çözüm noktasına kavuşturduğumuz toplantılarımız bunlar. Tabii bunların neticelerini de alıyoruz. Diyelim bazı projelerimizde tıkanmalar oluyor. Hep beraber ilgili bakanlıktan randevuyu alıyoruz. Vekillerimizden, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan gidiyoruz. Birebir çözüm noktasında çok etkileyici oluyor. Evet. Yani bunlar tamamen şehrimize gelecek olan hem yatırımlarımızı hem de yapacağımız yatırımlarla ilgili belediyelerimizin ve siyasi noktalarımızın nihayete erdirilmesi açısından önem arz eden istişare amaçlı toplantılarımız. Evet. Ya bu hem bizim birlik beraberliğimizi ve koordinasyonumuzu daha üst segmente çıkarmaya vesile oluyor. Sonuçta başkanım bir beyin takımı toplanıyor da. Eskiler derlerdi ki nerede çok toplantı varsa orada bir şey olmaz derlerdi ama başkanım bu süreçte böyle değil. Nerede çok toplantı varsa orada başarılı şeyler çıkıyor. Tabii görev bölümlendirmelerini yapıyoruz. Tabii. Görev dağılımı gerçekleşiyor. Evet. İlgili vekillerimiz bazısı projeleri dağıttığımız zaman şu sorun var. İlgili vekillerimiz alıp bakan beye gidip çözümü noktasında büyük çaba sarf ediyor. Bir vekilimiz bakıyorsunuz başka bir konuda daha uzmanlık alanı, o konuda büyük çaba sarf ediyor. Evet. Konumuz Türkiye'nin en genç ilinin en genç başkanı Şanlıurfa AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız. Başkanım kaldığımız yerden devam edelim. En son toplantılarımızdan bahsediyorduk. Bizim önceki abilerimizin, amcalarımızın çok toplantıdan bir şey çıkmaz deyip de bizim şimdiki gençlerimizin, genç insanlarımızın da çok toplanarak çok iyi şeyler çıkardığını gördük. Bu anlamda yarım kalmıştı. Tekrar sizden rica edeyim o cümlelerinizi. Tabii. Şimdi reklamın öncesinde de ifade ettim. Toplantılarımız her ay rutin olarak gerçekleştirilmekte. Evet. İlçe başkanları toplantılarımız, belediye başkanları toplantılarımız ve milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Rutin olarak her ay yapıyoruz bunu. Burada yerelde çözülemeyen, Ankara bazlı, Ankara eksenli çözülebilecek olan konularla ilgili orada istişarelerimizi yapıyoruz. İlimizde devam eden projelerin akıbeti hakkında görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ve daha sonra yapılacak olan hizmetlerin planlanması doğrultusunda çalışmaları sürdürüyoruz orada. Yani toplan, bir çay iç, yemek ye, dal gibi değil. Tamamen çözüm odaklı, ilimizle ilgili projelerin çözülmesi hususunda toplantılar gerçekleştiriyoruz. Eskiden o dediğiniz tür toplantılara insanlarımız çok alışkındı başkanım. Evet. İşte toplantı demek çay kahve demekti. Maalesef Urfa'mız bu yüzden çok şey kaybetti diye ben inanıyorum. Ama sizin gibi insanlarla, sizin gibi beyinlerle Urfa'mızın hak ettiği yere de geleceğine inanıyorum. Şimdi başkanım ilimize siz de biliyorsunuz son günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız olsun, Başbakanımız olsun, geçmiş dönem Başbakanımız, Sayın Bakanlarımız olsun çok sık ziyaretlerde bulunmaya başladılar. Devamlı eskiden biz Urfalılar olarak bir bakan yüzüne hasrettik. Evet. Veya bırakın bakanı vekili görmezdik çok geçmiş zamanlarda. Şu an için fakat böyle bir şansımız var. Devamlı bunda Sayın Fakı Baba'nın ben özellikle ismini zikretmek istiyorum ki çünkü bu konudaki gayretlerine ben özellikle şahit oldum. Onunla başlayan bir serüvendi ve şu anda siz bunu devam ettiriyorsunuz. Özellikle bakanlarımız olsun, geçmişte geçen hafta yanlış değilsem Turizm Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız, Kızılay Genel Başkanımız. Kızılay Genel Başkanımız. Yani devamlı Urfa olarak bürokratik ziyaret
fulyası içerisindeyiz. Ve bu da açıkçası benim şahsım olarak bir teknik insan olarak hoşuma gidiyor. Çünkü bu Türkiye'de bir Şanlıurfa'nın olduğunu da insanlar artık biliyorlar. Şanlıurfa'nın değerini biliyorlar. Şanlıurfa'nın ne kadar önemli bir şehir olduğunu, ne kadar değerli bir şehir olduğunu biliyorlar. Bundan dolayı sizlere bir kere müteşekkir ediyorum. Çünkü bu benim için çok önemli şeyler. Fakat burada başkanım bir not eklemek istiyorum. Bu bizim Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanlarımız veya geçmiş dönem Başbakanımız geliyor. Fakat biz bu avantajı değerlendirebiliyor muyuz başkanım? Yani bu kadar bürokratı ağırlarken bu şehirde tabiri caizse neler koparıyoruz başkanım? Yani Urfa için, çünkü siz de biliyorsunuz, siz de bugün biz de herkes Şanlıurfa için el ele, Şanlıurfa için bir şeyler yapmaya çalışıyor. O yüzden biz Şanlıurfa için neler yapıyoruz başkanım? Bu kadar bürokratı ağırlarken neler yapıyorsunuz? Bu da özellikle sormak istiyorum size. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu kısa dönem içerisindeki ziyaretçileri kendiniz de ifade ettiniz. Evet. Tabii daha önce Urfa ilimizde ya da Tarım Hayvancılık Bakanlığı Urfa'daydı. Buna Urfa vekillerimizde hem Sayın Faruk Çelik Bey ve hem milletvekilimiz Sayın Doktor Ahmet Eşref Akıbaba bakanlık yaptığından dolayı neredeyse her hafta bir bakanı ağırlar vaziyetteydik. Aynen öyle. Her hafta aynen olmasa öyle. Dahi 15 günde bir, yani bir ay içerisinde mutlak surette bir bakanımızın yolu Urfa'ya düşüyordu. Ben bugüne kadar Şanlıurfa'mız için büyük emekler harcayan hem geçmiş dönem bakanlarımıza, milletvekillerimize, il başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Emin olun her gelişlerinde Urfa'ya bir şeyler katıp gitmişlerdir. Evet. Yani her bir bakanımızın gelişi, bakanlarımızın onları davet edip getirerek yerinde görmelerini, gezmelerini sağlamaları onlara bu hizmetlerin ne denli doğru olduğunun bir göstergesiydi. Evet. Bu mihvalde bizim için çok önemliydi bunlar. İsterseniz ben geçen hafta bir 10 gün içerisindeki ziyaretlerde gelen bakanlarımızın ilimize bakış açılarıyla ilgili birkaç bilgi sunayım. Tabii tabii, lütfen başkanım. Çok kıymetli Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk Bey Urfa'yı ziyarete geldiğinde biz vekillerimizle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımızla kendisini ziyarete gittiğimizde Ankara'da bakanlıkta hayırlı olsuna bize şunu söyledi: ilk ziyaretimi ben Urfa'ya yapacağım. Hatta program el verirse Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte eğitim öğretim yerinin açılışını gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya programı o tarihe denk geldiği için gerçekleşmedi. İki gün gecikmeyle Sayın Milli Eğitim Bakanımız geldi. Evet. Daha önceki dönemde de Milli Eğitim Bakanlığı görevini sürdüren İsmet Yılmaz Bakanımıza, Şanlıurfa'mız adına çok teşekkür ediyoruz. O dönem Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm büyük bir kaynağını, büyük bir kısmını ilimize tahsis ettiler. Bu dönem 300'e yakın okulun açılışı yapıldı. 300'e yakın okul. Yani Cumhuriyet tarihi boyunca 2002 yılına kadar 5000'lerde olan derslik sayısı 2002 ile 2017 yılı arası 17.000 dolayına çıkıyor. 2017 ile 18 bu tarih dönemine kadar da 5000'lik bir dersliğe tekabül ediyor Volkan Bey. Evet, evet başkanım. Yani ne kadar büyük bir ivme sağladığını bakın buradan çıkarabiliriz. Evet. Sayın Bakanımız da geldiğinde Halliye ilçe sınırları içerisinde yer alan Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü'nün açılışını yaptı. Orada binaları gördü, kampüsü gördü. Yapılan yatırımların ne kadar doğru olduğunu, Şanlıurfa'mızın bunu ne kadar hak ettiğini ve bundan sonraki süreçte de en büyük payı ilimizin alacağı hususunda kendisi de gözlemlerini gördü ve yerine getireceğini söyledi. Ha, biz burada kendisinden bazı taleplerde bulunduk. Bunun da ne kadar haklı olduğunu, doğru olduğunu kendisi de teyit etti. 4000 öğretmen açımızın olduğunu, bu atama döneminde yapılacak olan öğretmen atamalarında aslan payının tekrar ilimize verilmesini, evet, derslik sayımızın ve derslik açımızın tamamen kapanması için 2500 ek dersliğe ihtiyacımız olduğunu, bunların da en kısa süre içerisinde 2019 programına dahil 1500 edilmez. Dersliğin, açık olan dersliğin 2019 programına eklenmesini, 4000 öğretmen açığının da
yakın zaman dilimi içerisinde yapılacak olan atamalarda ilimize ayrılmasını istedik. Kendisi de bu taleplerimize olumlu baktı. Evet. Bunun takipçisi olacağız. Bunların Urfa'ya gelmesi için elimizden gelen tüm gayreti vekillerimizle birlikte göstereceğiz. Evet. Akabinde Kültür ve Turizm Bakanımızın ilimize bir ziyareti oldu. Kültür ve Turizm Bakanımız bölgeyi kapsayıcı bir ziyarete çıkmıştı. Mardin, Urfa ve Gaziantep. Evet. Tabii Bakan Bey turizmden geldiği için konulara daha bir böyle vakıftı. Özellikle de Göbekli Tepe ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisi de ifade etti, açılışını kendisi gerçekleştirecek. Ekim ya da Kasım ayı içerisinde, tarih tam olarak net değil, Sayın Cumhurbaşkanımızın programının akışına göre bir tarih belirlenecek. Burada Göbekli Tepe'nin resmi açılışı sağlanacak. Çünkü orada bir restorasyon çalışması oldu. Ben buradan da tüm hemşehrilerime seslenmek istiyorum. Hala görmemiş olan hemşehrilerimiz varsa, yapılan çalışmalardan sonra 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Göbekli Tepe'yi de gezip görmelerini tavsiye ediyorum. Burada da yaptıkları çalışmalardan dolayı Kültür Turizm İl Müdürlüğümüze, ilgili firmalara çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir restorasyon çalışması, yenileme çalışması oluşmuş. Bakan Bey de Cumhurbaşkanımızın programı öncesi gelip yapılan çalışmaları yerinde görmek istedi. Kendisi de hayran kaldı buna. Bizim kendisiyle ilgili de bazı taleplerimiz oldu milletvekillerimizle, MKYK üyemizle birlikte. Özellikle 2019 yılının turizm yılı açısından Göbekli Tepe yılı ilan edilmesini istedik. İnşallah. Bu bizim için önemli. Hem Şanlıurfa'yı hem de Göbekli Tepe'yi daha da bir marka haline getirip tüm turistleri oraya çekebilmeye yönelik bir hamle olacak. Bu bakımdan kendilerine ilettiğimizde olumlu yaklaştılar. Daha sonra Numan Bey döneminde, Numan Bey de Kültür ve Turizm Bakanı iken gelip gezdiğinde Kültür Sarayı sözü vardı. Onun da tekrar teyidini aldık. Yerine getirilecek. Hava yoluyla seyahat konusunda bazı sıkıntılarımızın olduğunu, uçak sefer sayılarının artırılması gerektiğini, evet, yaz dönemine girdiğimizde havayolu şirketlerinin başka bölgelere bunu kaydırıp turizmi bahane göstererek sefer sayılarımızı düşürdüğünü, bunun da yolcu kapasitesini diğer illere çektiğini, daha sonra da ilgili firmalar da Urfa'da yolcu sayımız az diyerek kendilerini savunma moduna geçtiklerini gördük. Bunu da Bakan Bey'e ilettik. Tamamen ilgili firmaların sanki bizi tecrit etmesiyle yolcularımız, vatandaşlarımız en yakın illerimize gidip seyahat etmeye başladılar. Aynen öyle. Bu da şunu gösteriyor. Diyorlar ki bu defa Urfa'dan yolcu sayısı az. Ya siz zaten yolcu sayısını diğer illere yönlendirdiğinizden dolayı potansiyelimizi düşürüyorsunuz. Evet. Yani hiçbir şekilde uçakların buradan boş gitmediğini, talep sayımızın fazla olduğunu, tekrardan uçak sefer sayılarımızın artırılmasını, hatta ek seferler düzenlenmesi noktasındaki talebimizi ilettik. Uçak seferleriyle ilgili başka bir maddemiz de Kıbrıs uçak seferlerinin vardı. Ve yurt dışına, işte Kuzey Irak'a, Erbil'e, Almanya'ya, bu tür vilayetlere, ülkelere vatandaşlarımızdan gelen taleplerdi bunlar. Bu ülkelere de seferlerin yapılması yönünde kendilerinden destek istedik. Konuyla ilgili tüm raporlarımızı, bilgilerimizi aldılar. Bunun da takipçisi olacağını, bunun da gerçekleşmesi noktasında ellerinden geleceğinin sözünü verdiler. Bizler de bunu takibini sağlayacağız Volkan Bey. Daha sonra Kızılay Genel Başkanımız Sayın Doktor Kerem Kınık Beyefendi'nin ilimize bir ziyareti oldu. Kızılay Genel Başkanımızın da Urfa'ya bir muhabbeti olduğunu görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Hem büyük bir yardım kuruluşu, ülkemizin göz bebeği hüviyetinde. Evet. Kendilerinden özellikle bölge kan merkezinin yapılmasını istedik. Bunu programlarına almışlar. Kan depolama, hı hı, merkezinin, evet, evet, ilimizde yapılması hususunda. Gıda paketleme tesisi kurulumu noktasında yardımları ulaştırırken gıdaların paketlenmesiyle ilgili tesislerinin ilimize yapılmasını talep ettik. Mevcut Kızılay yeriyle ilgili bir meydan projesi var. Bununla ilgili görüşmeler sürüyor. Olabilir ki orada bir değişiklikle oranın bir meydan haline getirilme düşüncesi söz konusu. Daha sonra ilimizde
4 tane anaokul Kızılay tarafından yapılacak. Bunlar ihtiyaç noktasına göre belirli ilçelerde yapılacağı sözünü verdi. Yani dikkat ederseniz gelen hem bakanlarımız olsun hem üst düzey misafirlerimiz olsun, herkes Şanlıurfa'ya bir şeyler katmanın derdiyle geliyor. Evet. Bundan dolayı ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kızılay Genel Başkanımıza da teşekkür ediyorum. İlimizi önemsediği için, bu hizmetleri getirmeye söz verdiği için değerli bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu şekilde de bitmeyecek. Daha da gelen misafirlerimiz olacak. Bakanlarımızı ağırlayacağız. İlimizle ilgili ne problemimiz, sorumuz varsa ilgili bakanlarımızı ziyaret ettikçe kendilerine biz taleplerimizi ileteceğiz. Evet. Başkanım, benim de birkaç STK'nın başında görevlerim var. Ondan dolayı çok iyi biliyorum. Çünkü biz bu Türk Hava Yolları'yla veya işte hava yolları şirketleriyle Urfa'daki sıkıntılar, dediğiniz gibi civar illere yakın olmamız vasıtasıyla uçak seferi bulamayan bizim yolcularımızın civar illere gitmesinden dolayı Urfa'da yolcu sayısının azalması, bizi biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi işte Urfa'da yolcu sayısı az deniliyor. Fakat şimdi Urfa'da çok ciddi bir yolcu potansiyeli var. Bunu da hepimiz biliyoruz. Çünkü artık dünya çok değişti. İnsanlar artık sabah uçağa binip gidecekleri yerde işlerini halledip orada konaklamadan tekrar uçağa binip memleketine dönmek istiyorlar. Fakat maalesef biz yaklaşık 3-4 yıldır bu hava yollarının sıkıntısını yaşıyoruz. Ve hatta bir ara Türk Hava Yolları, yanlış hatırlamıyorsam, genel müdürüyle bir görüşme yapıldı. Diğer hava yolları şirketleriyle bir görüşme yapıldı. Fakat başkanım, işte biraz evvel sizin cümlenizdeki ben bir kelimenin altını karaladım. Takipçisi olacağız. Yani bir sorunu dile getirmek veya bir sorunu raporlayıp bürokratlara vermek çözüm olmuyor maalesef. Evet. Siz de bunu en iyi bilenlerdensiniz. O yüzden takipçisi olacağız cümlesi benim için en can alıcı cümleydi. Çünkü takipçisi olduğunuz zaman bazı şeyler çözülüyor. Evet. Yani bu konuda özellikle Kıbrıs konusunda yine çünkü bizi tanıyan insanlar devamlı, işte Kıbrıs'ta müthiş bir öğrenci potansiyeli var başkanım, siz de biliyorsunuz. Yani Urfa'mızdan müthiş bir öğrenci potansiyeli Kıbrıs'a yolculuk yapıyor. Ve maalesef Urfa'dan yapamıyorlar bu çocuklar. Civar illerden yapıyor. Civar illerden de bu sefer oranın yolcu potansiyelini arttırıyorlar. Bu sefer Urfa'da yolcu potansiyeli yok diyorlar. Yani bu konuda bir kere bundan dolayı sizi tebrik ediyorum. Yani takipçisi olacağınız bir iş mutlaka çözülecektir. Ondan dolayı da dediğim gibi inşallah Allah emeklerinizi boşa çıkarmaz. TEDAŞ'a geçmek istiyorum başkanım. Yani o konuda ne düşünüyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Bu kadar insanın sıkıntısı var bu konuda. Ne oldu? Yani bir sonuca ulaşabildi mi? Sıkıntı hale devam ediyor mu? Şunu hemen söyleyeyim. Daha önceki dönemde de bizler göreve geldiğimiz günden bu yana, önceki dönem il başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül Bey hemen bununla ilgili bir komisyon kurdurdu. Evet. TEDAŞ komisyonu diye. Bunun başında da şu anda da il başkan yardımcımız olan İbrahim Kaymaz Beyefendi var. Evet. Hala görevi sürdürmekte. TEDAŞ ile ilgili ne problem olduğunda bizler parti olarak alıyoruz. İlgili arkadaşımız ilgileniyor. Tabi sadece bizimle değil, milletvekillerimizle, Bakan Bey'in döneminde de birinci ve öncelikli konumuz TEDAŞ'tı. Evet. Hala evet, yaptığımız evet. Aylık toplantılarda ilk gündem maddemiz TEDAŞ. Evet. Şimdi ilgili firmanın kendine göre iddiaları var. Tabi bizler her zaman halkımızın yanındayız. Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda ve menfaatleri doğrultusunda olacak olan projelerin bitirilmesi noktasında evet. Takiplerimizi sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sıkıntı şurada, altyapıda eksikler var. Altyapı, geçmiş dönemlerde yapılmış olan altyapı şu anki ihtiyacı karşılamıyor. Daha sonrasında altyapıyla ilgili yenileme çalışmalarına ağırlık vereceklerini, 2019 sonu ile 2020 yılı başlarında bu altyapı sorununun çözülmesiyle birlikte bu TEDAŞ sorunundan da inşallah bir an önce kurtulacağız. İnşallah, inşallah başkanım. Zaten kendileri çiftçilerimize yönelik olarak hem saatlerini takın dediler, saatler takıldı. Yani ne denildiyse yerine getiriliyor.
bir mağduriyet söz konusuydu. Altyapının vermiş olduğu bir eksiklikten dolayı yeterli derecede hizmet sağlanamıyordu. Bakan Bey'in kendi döneminde çok büyük çabaları oldu. Milletvekillerimizin çabaları oldu. Hala da tüm vekillerimizle birlikte birinci önceliğimiz TEDAŞ ve size az önce de ifade ettiğim gibi 2019 yılı sonu 2020 yılı başı gibi bu altyapı sorunun bitmesiyle TEDAŞ diye bir sorunumuz da kalmayacak inşallah. İnşallah, inşallah başkanım. Başkanım, son turlara giriyoruz artık, zamanımız. Mart 2009 seçimleriyle ilgili ne yapıyoruz, ne durumdayız, çalışmalarımız nasıl gidiyor? Mart 2019 yerel seçimleriyle ilgili olarak çalışmalarımız son sürat devam etmekte. Dediğim gibi biz 24 Haziran seçim sürecinden çıktıktan hemen sonra sanki yarın seçim olacakmış gibi AK teşkilatlar olarak çalışmalarımızı sürdürdük. Bırakmadık, tatil deyip de gidip uyumadık, dinlenmedik. Daha önceki seçimlerle analizlerimizi yaptık, mukayeselerimizi yaptık. Yerel seçime hazırlık noktasında tekrar SKM çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Genel merkezimiz şu anda kendi çalışmalarını sürdürmekte. Bölge koordinatörlerimiz gelip çalışmalarını sürdürmekte. Ne yapıyorlar diyeceksiniz. Sivil toplum kuruluşlarıyla görüşülüyor, halkımızla görüşülüyor. İlimizin önde gelen dinamikleriyle temaslar sağlanıyor. Ortak fikirler alınıyor. Adaylara yönelik olarak halkın beklentilerine cevap verebilecek, halk içerisinde olabilecek liyakatlı, ehliyetli, donanımlı insanların tespiti yönünde çalışmalar sürüyor. Yerel seçim bu mihvalde biz süratli bir şekilde hazırlanıyoruz. Evet. Teşkilatlama bakımında hem kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle temsilcilerimizle beraber bizler seçime hazırız, bekliyoruz. Şu anda resmi başvuru tarihlerinin alınacağı süreci bekliyoruz. Genel merkezimizden gelecek olan talimat doğrultusunda belli bir tarih aralığında adayların başvuruları kabul edilecek. Bunlar geldikten sonra bizler artık tamamen adayı çalışmalarına yönelik tespitlerimizi yoğunlaştıracağız. Evet. Şu anda tamamen genel merkezden gelecek olan tarih talimatını bekliyoruz. Başkanım, aday başvuruları demişken seçimlerimizde ciddi sayıda AK Parti'ye adaylığı başvuruları için ciddi sayıda bir müracaat var. Yani bu başvuruların böyle ciddi sayılarda olmasını neye bağlıyorsunuz? Şuna bağlıyorum. Partimize büyük özellikle bir teveccüh AK Parti'ye. Var. Evet. AK Parti'mize yönelik. Evet. Büyük bir teveccüh var. Her başvuran aday şunu eminim ki düşünüyordur. Ben nasıl daha faydalı olabilirim? Evet. Ben nasıl kendi bilgi, birikim ve donanımımı ilime harcayabilirimin düşüncesiyle gelip adaylık başvurusunda bulunuyor. Evet. Bu da bizi mutlu etmekte. AK Parti'mizin bir hizmet partisi olduğunu, milletin partisi olduğunu teyit eder nitelikte. Ben evet. Tekrardan geçmiş dönemde 24 Haziran sürecinde de büyük bir teveccüh gösteren tüm aday adaylarımıza teşekkür ediyorum. Bu mihvalde de gelecek olan aday adaylarımızın, başvuru yapacak olan aday adaylarımızın da tamamen bu düşünceyle adaylık başvurusunda bulunacaklarını düşünüyorum. Bu konu yine açılmışken başkanım, yayına gelirken de beni görenler, abi illa başkana bu soruyu sor dediler. Ben de özellikle bu soruyu soracağım. AK Parti adaylarını seçerken nelere dikkat ediyor başkanım? Yani kriterler nedir? Bir aday olmanın kriterleri AK Parti bazında, AK Parti penceresinde nelere bakıyor AK Parti? Volkan Bey, şöyle ifade edeyim size. Şimdi AK Parti zor bir soru oldu başkan, biliyorum ama. Yoldan size sormuş şansa biz de bunun cevabını vermek zorundayız. Valla başkanım, vatandaşlarımızın en çok merak ettiği sorulardan biri. Şimdi az önce size ifade ettim. Genel merkezimiz bu konularla ilgili çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Gerek kamuoyu yoklamaları, gerek anketler, gerek birebir yüz yüze temas neticesinde alınan raporlar, halkımızla gelen talepler, şu anda da yeni bir sistemle, SMS sistemiyle sorulmalar başlanmış durumdaydı. Burada aranan özellikler veya kriterler diyeyim, ehliyetli, donanımlı, liyakatlı, halkın içerisinden olacak, toplumun benimsediği, toplumun sevdiği, potansiyeli olabilecek insanlar, adaylar, kişiler üzerinde. Evet, evet. Başkanım, son 2-3 dakikamıza girdik.
biliyorsunuz gündemimizde ekonomimizde yaşanan sıkıntılar var. Piyasanın durumu ortada, kurlardaki dalgalanmalar ortada. Hangi esnafa değseniz bir nahiş diyorsunuz. Bunlarla ilgili görüşleriniz nedir? Bunlarla ilgili çözüm önerileriniz nedir? Son olarak da sizden bunları almak istiyorum. Tabii Volkan Bey, çok teşekkür ediyorum. Zaman böyle su gibi akıp geçiyor. Ekonomi demişken şunu biraz açmamız gerekecek. Sadece ekonomik operasyon olarak bunu görmememiz lazım. Takdir edersiniz ki ülkelerdeki değişim, dönüşümler her zaman sancılı olmuştur. Evet. Ülkemiz, özellikle partimiz ve liderimiz iktidara geldikten sonra yıllarca ülkemizin ayağına bağlanan prangalardan kurtulmanın mücadelesini vermiştir. Evet. Partimize yönelik saldırılar 2007 yılı ile başladı diyebiliriz. Ne 2007 yılı diyeceksiniz? 2007 yılında Cumhurbaşkanı adayımızı seçtirmediler o dönemde. Erken bir seçime gitme durumunda kaldık. Daha sonraki süreçte partimizi kapatmaya teşebbüs ettiler. Bununla da yetinmediler. 17-25 Aralık yargı darbesiyle ülkenin huzurunu kaçırmaya çalıştılar. MİT tırlarıyla bir kriz çıkarmaya çalıştılar. Ülkemizi terör örgütlerine sanki yardım yapan bir ülke halinde dış dünyada imajını sarsacak her türlü operasyon yaptılar. Bunlarla da yetinmediler. Bir ağacı bahane ederek gezi olaylarını başlattılar. Ülkeyi yangın yerine çevirdiler. Ki o dönemde ülkemiz Cumhuriyet tarihinin en ekonomik verilerinin üst seviyede olduğu bir dönemi yaşıyordu. IMF'le tüm borçluk sıfırlanmıştı. Enflasyon tekhanedeydi. Faizler inmişti. Yani ekonomik anlamda en refah dönemimizi yaşadığımız bir dönemde gezi olaylarını çıkardılar. Bununla da yetinmediler. 6-8 Ekim olaylarıyla Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da bir ayaklanma başlatmanın derdine girdiler. Olayları biliyorsunuz. Gözü o kadar döndü ki bunların, en sonda 15 Temmuz gibi hain, alçak bir darbe, kanlı bir darbeyi yaptılar. Buna da aziz milletimiz nasıl ki bugüne kadar her zaman dimdik liderinin yanında amansız bir şekilde durduysa, canı pahasına o akşam tanka, topa, F-16'ya, silaha karşı bedenini, canını ortaya koydu. Evet. Bu da liderine olan inancın, ülkelerine olan güvenin bir neticesiydi. Burada şehit düşen tüm vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz. Gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Bununla da yetinmediler. Her seçim döneminde olduğu gibi tekrar bir darbe nasıl yaparız veya bir darbe nasıl vururuzun derdine düştüler. Son mihrakları da, son düşünceleri de 24 Haziran seçim süreciydi. Tüm şer gruplarını bir araya getirerek dediler, belki sandıkta istediğimizi yaparız. Aziz milletimizin feresetli duruşu, liderimizin kararlı duruşuyla bunda da ters yüz oldular. En son ellerinde ne kaldı? Ekonomi kaldı. Yani süreci niçin bu kadar açtık? Operasyonun geldiği noktayı hatırlatmak bakımından açtık. Evet. Siyaseten, darbeyle, tankla, topla yapamadıklarını ekonomide manipülasyonlar yaparak yapabileceklerini sandılar, sanıyorlar. Liderimizin dik duruşu, mazlumların yanında duruşu, aziz milletimizin de bu oyunları görüşüyle, felsefesiyle bununla da Allah'ın izniyle başarılı olamayacaklarını gördüler. Evet. Ağustos ayına girmemizle birlikte ekonomide, dövizde, kurda müthiş bir oynama operasyonu gördünüz. Ortaya evet. çıktı. Evet. Bunda da hükümetimiz tüm önlemlerini aldı. Son açıklanan ekonomi programında da bu üç ana hattan oluştuğunu gözler önüne serildi. Bunlar da dengeleme, disiplin ve değişim olacak. Ekonomideki dalgalanmalar tekrar kontrol altına alınacak. Allah'ın izniyle 2019 yılı tekrar ekonomide şahlanış dönemi olacak. O zaman esnaflarımıza, piyasamıza, ondan sonra da hiç kimse ülkemizi artık tutamayacak. Tam bağımsız evet. bir ülke olma yolunda ilerleyeceğiz. Hiç kimse Türkiye'nin küresel ölçekteki gücünü kıramayacak, durduramayacaktır. Tüm vatandaşlarımızdan, aziz milletimizden oyunu görmelerini,
Zaten oyunun ne kadar büyük oynandığı görüldü. Evet. Liderlerinin yanında dimdik durmalarını, AK Parti'mizin yanında dimdik durmalarını rica ediyorum. Bunları da hep beraber el birliğini aşacağız. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Sohbetinize doyum olmuyor. Programımızın başında da söylediğim gibi hemen size nasılsınız dedikten sonra direkt sorulara girdim ki çünkü ben böyle olacağını biliyordum. Süremizin yetmeyeceğini biliyordum. Başkanım öncelikle ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Rica ederim. Eklemek istediğiniz bir şey varsa son çok bir kısa bir şekilde. Ben bir dakika kadar. Son olarak izleyicilerimize özellikle son dönemde birkaç gündür ilimizde meydana gelen Suriyelilerle ilgili bir konuda bir çağrıda bulunmak istiyorum. Evet. Müessif olan bir hadisede öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Ailelerine özellikle vakarlı duruşlarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendilerinden. Rabbim sabırlar versin. Bizler birlik beraberlik içerisinde bunların da hepsini aşacağız. Şimdi görüyorsunuz, duyuyoruz, insanlar olayları provoke etme amacında ilimizin huzurunu kaçırmanın derdindeler. Özellikle ilimiz son dönemde turizm açısından dolu dolu bir sezon geçirmekte. Sizler de programdan sonra otelleri arayabilirsiniz. Özellikle Eylül, Ekim, Kasım aylarında oteller şu anda bile doluluk rezervasyonlarını doldurmuş durumda. Evet. Yani bu derecede ilimize gelmeye çalışan turistler varken olayı provoke etmeye çalışan art niyetli insanlara lütfen prim vermeyelim. Devletimiz güçlü. Olayların ilk başlangıcından bu yana tüm emniyet güçleri olayları kontrol altına almak için elinden gelen tüm çabayı gösterdi. Ben buradan tüm emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum. İlimizin huzur ve sükuneti açısından tüm vatandaşlarımızı itidalı olmaya, sosyal medya hesaplarını daha özenli kullanmaya, kullanılan dilleri, kelimeleri, ifadeleri lütfen daha böyle dikkatli seçerek kullanmalarını istirham ediyorum. Şanlıurfa hepimizin ortak paydası. Hiç kimsenin zarar görmesini istemiyoruz. Hiç kimsenin bu olaylardan bir mağduriyet yaşamasını istemiyoruz. Bu olayı provoke eden kişiler hakkında emniyet güçlerimiz tüm yasal önlemleri aldı. Bunlarla ilgili toplumu provoke etmeye çalışan kişilerle ilgili gözaltı işlemlerini yaptı. Olaya karışan Suriye uyruklu tüm insanları aldı, tutukladı. Yani şunu da buradan ifade edeyim. Bugüne kadar belki bunları biz açıkça dile getirmedik. Türkiye hukuk devletidir. Hukuk herkes için işleyen bir mekanizmadır. Suriyeli misafirlerimiz dahi burada bir suça karıştıklarında en ağır cezayı nasıl ki bizler mahkeme önünde eşit haklara sahipsek, hukuk önünde de onlar da aynı şekilde cezaları hak ediyorlar ve alıyorlar. Bundan da tüm vatandaşlarımızın bilgisi olsun. Bugüne kadar kavgaçılık, yan kesicilik, terör örgütleriyle ilişkisi olan başka suçlardan arananlar, bunların tespit edildikten sonra çoğunluğunda da tutuklanmalar oldu. Bunlardan da hiç kimse demesin ki bunların yaptığı yanına kalıyor. Kalmaz. Devletimiz bu tür olayların hepsinin üzerindedir. Ben tekrar sizlerin aracılığıyla bizleri ekranları başında izleyen tüm hemşerilerime lütfen sükunetli ve itidarlı olmalarını diliyorum. Devletimiz her şeyin üzerindedir. Çok teşekkür ederim başkanım. Ben de yayın için size de çok teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilerimize, tüm hemşerilerime en kalbi duygularımla saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olun. Efendim bu akşamlık da Volkan Uso ile yüz yüze sona erdi. Haftaya yeni programımızda yeni konuğumuzla birlikte sizleri bekliyoruz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.